Felek de hasılı insan isen bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Burada ne diyor şair? Ah Serdar kardeşim, ah işte bak tam böyle nasıra basıyor. Bak çok güzel. Bu malum Alvarlı Efe Hazretleri'nin harikulade şiirinden bir alıntı. Muazzam bir şiirdir bu. Hazer kıl kırma kalbin kimsenin canını incitme. Esiri gurbeti nalan olan insanı incitme. Tarik-i aşkta biçareyi hicranı incitme. Sabır kıl her belaya hane-i rahmanı incitme. Felekte hasılı insan isen bir canı incitme. Günahkar olma fahri alemi zişanı incitme. İşte bu son mısrayı işaret ediyor abim. Doğru. Günahkar olma. Fahri alemi zişanı incitme. Çok kritik bir ifade. Peki ben günah işleyince o mu incimiyor? Sallallahu aleyhi ve sellem. Onu inciten ne ki? Diyebilir insan. Suç şahsi. Ben hukukçuyum. Suç şahsidir kardeşim. Cezada, suçta ve cezada şahsilik prensibi caridir. Kim suç işleriyse cezayı o görür. Yani kardeşini bile sorgulayamazsın. Tamam. Ama burada ne diyor o halde Alvarlı Efe merhum? Yani o incinir diyor. Bu çok enteresan bir şey. Onun bize olan şefkatinin göstergesi. Mahşerde karşılaştınız ve sana diyor ki, oldu mu şimdi? Bu günahla, bu lekeyle buraya geldin. Beni mahcup ettin. Yakıştı mı şimdi? Gözüyle bakar. Sah. Azap hafif kalır diyor yani. Perişan olursun. Onu utandırmış olmaktan, onu üzmüş olmaktan dolayı perişan olursun diyor. Bunu yapma diyor. Yani işlediğin günah Efendimiz'i inciten bir kusur oluyor. Neden? Evlat kabahat ettiğinde babası üzülür ya, işte onun gibi bir şey yani.